Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Akademi Direksiyon'dan Baray Hoca. Bugün siz değerli öğrencilerimiz için kaput, bagaj ve ön panel çalışması yapacağız. Sınava başlamadan önce komisyon üyeleri sizden bunları anlatmanızı isteyecektir. Buyurun başlayalım. Öncelikle arkadaşlar ön kaputu açıyoruz. Ön kaputu açma kolumuz hemen sol taraftadır. Burada zaten resmi var. Bunu şöyle göstereyim size. Şuraya elimize sokuyoruz. Bunu yukarıya çekip bıraktığımız zaman lastikli zaten hemen ön kaput açılıyor. Aracımızın kaputunu ortadan elimizi sokuyoruz. Burada bir tuş var. Onu sola doğru parmağımızla ittirmemiz gerek ama sol elimizle de aracın kaputunu kaldırıyoruz. Sola doğru ittiriyoruz ve açılıyor. Oynattığımız tuşumuz bu. Sola doğru ittirmemiz yetiyor. Havaya kaldırarak gördüğünüz gibi. Sigorta kutumuz, akümüz, fren hidrolik yağımız, cam silecek suyumuz ve motor soğutma suyumuz. Mavi kapaklar her zaman sudur. Sarı kapaklar yağdır. İki yağımız var ve iki suyumuz var. Cam silecek suyu, motor soğutma suyu, fren hidrolik yağı ve motor yağımız var. Motor yağımız burada arkadaşlar. Yine sarı kapak gördüğünüz gibi. Bu kısım motor, hava filtremiz, yakıt filtremiz, aracımızın beyni, yağ kontrol çubuğumuz burada ve radyatörümüz bulunuyor. Kaputumuzu yarıya kadar getirip bırakıyoruz ve kapanıyor. Ön kaputumuzu açtıktan sonra sıra bagajımıza geliyor. Bagaj tuşumuz burada arabanın içinde. Bir kere basmamız yeterli. Hemen bagajı açıyor. Sonra bagaja doğru ilerliyoruz. Şimdi size bagajımızı göstereceğiz. Bagajımızda olması gereken araç ve gereçlerimizi tanıtacağız. Arkadaşlar bagajımızda olması gerekenler. İlk yardım çantamız ve trafik setimiz. İlk yardım çantamızın içindekiler hepimizin evinde vardır zaten. Birincisi boyunluk, sargı bezi, tentir diyot, makas, yara bandı, çengelli iğne. Trafik setimizin içinde yangın tüpümüz, tarihi geçmemiş olacak. Tek kullanımlık. Takozumuz, çeki halatımız, el fenerimiz, spatulamız ve en önemlisi reflektörümüz. Reflektörü komisyon üyeleri kesinlikle soruyor arkadaşlar. Şehir içinde 30, şehirler arasında da 150 metre arabanın gerisine herhangi bir arıza durumunda, bir sıkıntı durumunda arabamızı sağa çekip dörtlerimizi yakarak reflektörümüzü şehir içi ya da şehir dışında neredeysek arabanın arkasına diğer araçları uyarmak sebebiyle koyabiliriz. Arkadaşlar alt bölmemizde de stepne dediğimiz yedek lastiğimiz bulunuyor. Yedek lastiğimizin içinde herhangi bir tekerlek patlamasında kullanacağımız araç ve gereçlerimiz, krikomuz kaldırmak için, bijon anahtarımız, bijonları söküyoruz. Kriko kolunu krikoya takıyoruz. Çevirdikten sonra araba havaya kalkıyor. Ondan sonra bijon anahtarıyla bijonları söküyoruz. Lastiğimizi çıkarıyoruz. Yedek lastiğimizi takıyoruz. Tekrardan bijonları sıkıştırıp kriko kolunu ters yöne çevirerek aracımızı indiriyoruz. Lastiğimizi değiştirmiş oluyoruz. Arkadaşlar ön kaput, arka bagaj kontrolünden sonra sıra geldi. Arabaya binmeden önce tekerlek kontrolümüze. Tekerleklerin hepsine şöyle iki kere basınç kontrolü yapıyoruz. Bütün tekerlekleri kontrol ettikten sonra aracımıza oturuyoruz. Aracımızı yarım kontak yapıyoruz arkadaşlar. Çalıştırmıyoruz. Komisyon size ön paneli soracaktır. Hız göstergemiz, yakıt göstergemiz, hararet göstergemiz ve devir göstergemiz. Yuvarlak içinde ünlem olan işaret el freninin inik olmadığını gösterir. Sarı olan motor göstergemiz, akü, yağ ve emniyet kemeri göstergemiz. Aracımızı çalıştırdıktan sonra bu ışıklar sönüyor. Ama çalıştırdıktan sonra bir tanesi yanarsa, örnek veriyorum motor ışığı yandığı zaman motorunuzda arıza var göstergesidir bu. Silecek kolumuz sağ taraftadır, direksiyon hemen sağında. Ucunu bir kere çevirdiğimizde yavaş, orta ve çok hızlı. Tekrar yuvarlığa getirdiğimizde kapanır. Hemen yanında arka camın silecekleri tek kademedir.
Sol taraftaki çubuğumuz sinyal çubuğu. Aşağı doğru indirdiğimizde sola sinyalimizi veriyoruz. Ortası kapatıyor. Yukarı kaldırdığımızda da sağ sinyalimizi veriyoruz. Şeridimize girdikten sonra kapatmak için ortaya çekiyoruz. Sol kolumuzun başını bir kere çevirdiğimizde ampul resmini göreceksiniz arkadaşlar. Bu ampul resmi sadece aracınızın ışıklarını açar. Yani ön tarafa far ışığı vermez, yerlere aracınızı belli etmek için kullanılan bir aydınlatmadır. İkinci çevirişimizde farlarımız, kısalarda diyoruz biz bunlara. Fark ediyorsanız çizgileri aşağı doğrudur. Akşamları önümüze ışık verir direkt yola. Farlarımızı akşam karanlığında kullanıyoruz. Tekrar kapattığımızda kapanıyor. Kendimize doğru çektiğimizde ise gördüğünüz gibi mavi ışık yanıyor. Bunun da çizgileri buna nazaran daha dik bir şekildedir ve karşıdakinin gözünü alır. O nedenle sadece selektör amaçlı ve uzun yollarda daha da uzağa görmek için açık bırakıp gidebiliriz. Yalnız karşıdan bir araba geldiği zaman bunu kapatmak zorundayız. Karşı yoldan da gelse, otobanın öbür tarafından da gelse yine şoförlerimizin gözünü alıyor çünkü. Arkadaşlar dörtlülerimiz, dörtlüye bastığımız an bütün sinyallerimiz yanmaya başlar. Sinyal verdiğiniz zaman dörtlüyü muhakkak kapatmanız gerekiyor. Herhangi bir arıza durumunda ya da yol kenarında duracaksanız dörtlüğünüzü açın. Ben burada bekliyorum ya da parka başlıyorum, mesafenizi koruyun demek için. Sinyal verirken kapatmayı unutmayın. Hemen yanındaki araç kitlemedir. Direksiyon tuşu, direksiyon hassasiyetidir bu. Bastığınız zaman city moda geçer. Direksiyonunuz çok hassastır, kolaylıkla dönebilir. Direkt kapattığın zaman da direksiyon şehir dışı moduna girer. Yani şehir dışında uzun yola gittiğiniz zaman çok fazla sağa sola girmediğimiz için, direkt düz devam ettiğimiz için çok fazla sağa sola kaymaz arabanız. Bunu da göstermiştim zaten, bagaj tuşumuz. Klimamız, klima bölgesi. Klimanın sıcaklık durumu buradan. Sıcaksa kırmızıya, soğuksa maviye, orta derece ise ortaya. Fan ayarlarımız 1, 2, 3 ve 4 olarak hızlanmaya başlıyor. Sadece yüzümüze fan gelsin istiyorsanız, yüz göstergesi, yüzümüz ve ayağımıza, ayak, ön cam ve ayak, ön cam. Ön camınız buhar olduğunda ne yaparız diye sorarlarsa komisyon üyeleri, ön camı alıyoruz, fanımızı açıyoruz istediğiniz derecede ve sıcağı getiriyoruz arkadaşlar. Ön camın buharını alıyoruz. Arka cam derse, arka cam dikdörtgen şekildedir. Ön camla biraz daha farklı, daha üçgensi. Arka cam buharını da yine sıcağı alıp arka cama basıyoruz arkadaşlar. Soğuk kullandığımızda bu tuşa bastığımız zaman daha da çok soğutuyor arabayı. Bu tuş da dışarıdaki havayı içeridekiyle devir daim ediyor. Komisyon üyeleri iç aydınlatma nerede diye sorarsa, direkt hemen tepenizde arabanın içini aydınlatmaya yarayan ışığımız var. Değerli takipçilerimiz, komisyon üyeleri sınava başlamadan önce size birkaç soru soruyor. Örneğin aracımız kaç vitesli? Şu an aracımız manuel, 6 vitesli ve 5 ileri 1 geri diyeceksiniz. Aracımızda kaç tane fren var diye sorarsa, 2 tane frenimiz var. Ayak freni ve el frenimiz. İç aydınlatmayı zaten söylemiştik. Evet arkadaşlar, bugün sizin için sınav başlamadan önceki komisyon hocalarının size soracağı teorik soruları cevapladık. Daha fazla videolarımız için bizi takip etmeyi unutmayın. Kemerlerinizi bağlayın. Güvenli sürüşler dilerim.